Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ülkemizde 2002 ile 2017 yılları arasında 14.500'e yakın kadın cinayeti işlendi. AKP dönemlerinin en çok da kadın cinayetleriyle anılacağını ifade etmiş, kadın cinayetlerinin son bulmasına yönelik özellikle de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na genel kuruldan çağrıda bulunmuştum. Ancak daha geçtiğimiz hafta Boşanma Komisyonu raporunun genel kurul görüşmelerine kadına yönelik şiddetin tartışıldığı sırada Sayın Bakan, kadına yönelik şiddet ve kadın sorunlarıyla ilgili hiçbirimizi tatmin etmeyen bir tablo çizmişti. İşte daha 3 gün önce lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken pompalı tüfekle öldürüldü. Acele ailesine ben de buradan sabırlar diliyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'na bir kez daha sesleniyorum. Her gün kadın cinayetleri işlenirken o koltukta oturmayı vicdanınıza sığdırabiliyor musunuz? Teşekkür ederim Sayın Başkan. Parti Genel Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı isteseniz de istemeseniz de bu yasa meclisten geçecek dediği mühürlüklere nikah kıyma yetkisi veren yasa daha genel kuruldan geçmeden toplumu ayrıştırdı. Sayın Genel Başkanımıza yönelik senin memurlarının lafını Anadolu'daki genç dinlemez ama bir hoca efendinin lafını dinler gibi ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bu söylemi kabul etmemiz mümkün değildir. Genel Başkanımızın memurları kimlerdir? Peki Sayın Cumhurbaşkanı sizin memurlarınız kimlerdir? Toplumu dinlere, mezheplere, yaşam tarzlarına göre ayrıştıran, toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetine dikkate almayan bu çoğunlukçu siyaseti kabul etmiyoruz. İşte daha bu yasa genel kuruldan geçmeden, yürürlüğe girmeden toplumu ayrıştıran bu düzenlemin tasarıdan çıkarılması çağrısına tekrar bulunuyorum. Sayın Bakan, tasarının ülke gündemine gelmesiyle birlikte komisyon, alt komisyon çalışmalarında nüfus hizmetleri ile ilgili önemli düzenlemeler içeren bu kanun tasarısının 6. maddesiyle ilgili müftülüklere nikah kıyma yetkisinin verilmesine gerçekten bütün gerekçeleriyle karşı çıktık. Tüm gerekçeleriyle. Ancak bugünkü konuşmanızda tekrar vatandaşlarımızın resmi nikaha ulaşabildikleri sağlanacaktır diye bir gerekçe sundunuz. Sizin tarafınıza, bakanlığınıza gerçekten böyle bir talep, böyle bir nikah, resmi nikah işlemiyle ilgili bir yığılma olan nereleri oldu? Nasıl bir talep geldi? Ayrıca diğer bir sorum, resmi nikah işlemi esnasında alınan bir bedel var vatandaşlarımızdan. Bu bedel belli bir belli bir mezhebe hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki müftülüklere bir kaynak olarak mı aktarılacak? Bu da bir adaletsizlik yaratmayacak mı toplumda? Sayın Bakan, az evvel de sormuştum size, bu düzenleme ile birlikte bu kanun tasarısının 6. maddesindeki müftülüklere imam nikahı yapma yetkisinin verilmesi sonucunda söylediğim gibi belli bir mezhebe yönelik hizmet eden ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine yer alan müftülüklere bir kaynak aktarımı olacak mı? Şöyle ki resmi nikah işlemleri neticesinde vatandaşlarımızdan alınan bir hizmet bedeli var. Bu bedel Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesine mi aktarılacak? Bu soruya cevap vermenizi arz ediyorum.